Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda iki tane gerçekten 2022 bitmeden hayatınızı değiştirecek günlük uygulaması yapacağız. Yani Manifestation Journal, bir diğer ismiyle bizim kanalımızda Çekim Yasası Günlüğü. Biliyorum Çekim Yasası Günlüğü videolarımı çok seviyorsunuz ve beraber Çekim Yasası Günlüğü yapalım videolarından zevk de alıyorsunuz. O yüzden bugün çok güzel iki tane Çekim Yasası Günlüğü çalışmasıyla geldim karşınıza. Ama o çalışmalara geçmeden önce bir tane bahsedeceğim çalışma aslında şu gördüğünüz Çekim Yasası defterinden olacak. Ve bu Çekim Yasası defteri aslında sizden birine gidecek. Bu da ne demek? Geçen sene de Türkiye'ye geldiğimde böyle bir çekim yasası ve Los Angeles anılarıyla dolu bir kutu hazırlamıştım sizler için. Ve aranızdan birine bunu hediye etmiştim. Çok da sevmişti ve çok hoş bir şey olmuştu böyle öyle bir şey iletiyor olmak. O yüzden bu sene tekrar yapmak istiyorum. Önümüzdeki ay... O yüzden bu sene tekrar aynısını yapmak istiyorum. Önümüzdeki ay Türkiye'ye geliyor olacağım ve bu çekilişin kazanına hem çekim bu defteri hem de Los Angeles'tan birkaç anı şeklinde oluşturduğum kutuyu hediye edeceğim. O yüzden bu çekilişe katılmak isterseniz lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki sizinle iletişime geçebileyim. Hem de bunu kontrol edeyim. Takip edip etmediğinize bakıyorum. Çünkü gerçekten burada çok fazla kişiyiz ama orada daha az kişiyiz. O yüzden Instagram'ı takip edin istiyorum. Daha fazla Amerika'da yaşam zaten orada paylaşıyorum. Bence şu an böyle bir Haziran oldu. Bitiyor ve Temmuz'a giriyoruz. Ve böyle şeyiz, hani 2022 geliyordu, çok şanslı bir yıl olacaktı, çok güzel bir yıl olacaktı, işte eyvah yarısını geldik bile. Temmuz oldu, nasıl yani, ben daha hiçbir şey yapamadım istediğim falan filan, böyle paniğindeyseniz hepimiz mutlaka kendince belli bir panik yaşıyoruz bu konuda şu an. Bu çalışma böyle sizi tekrar motive edecek ve daha doğrusu şu geriye kalan 6 ay neler olmasını istiyorsanız onları hayatınıza çekebileceğiniz bir çalışma. Çünkü bugünlük çalışmasında aslında sanki bugün 31 Aralık 2022'ymiş gibi masamızın başına oturuyoruz. Günlüğümüzün üstüne 31 Aralık 2022 tarihini yazıyoruz. Ve sanki gerçekten yılın son günüymüş gibi hayal etmeye başlıyoruz. Ve günlüğe sizden istediğim Temmuz 1'den 31 Aralık 2022'ye kadar bu 6 ay boyunca neler olduğunu yazmanızı istiyorum. Olmuş gibi. Yani işte Temmuz'da şöyle bile başlayabilirsiniz. Temmuz'da Ceylin'in kanalından şu videoyu izlemiştim. Ondan sonra istediklerimi kendime çekmeye nasıl bir başladım? İşte Temmuz'un 15'inde şu oldu. Ağustos'un 1'inde bu oldu. Eylül'ün 15'inde o istediğim haber geldi. Eylül'ün 30'unda istediğim belge eve ulaştı. İşte posta kutusundan şöyle aldım. Sonra arkadaşlarıma Kasım'da haber verdim. Gelin dedim bir kutlama yapalım. Kahve içelim hep beraber, kahveler benden. Yani aklınıza gelebilecek en küçük detayıyla bile bu 6 ay boyunca gerçekleşmesini istediğiniz şeyleri sanki gerçekleştikten sonra yazıyormuşsunuz gibi ve olmuş gibi en küçük detayıyla yazmanızı istiyorum. Bunun için böyle size bir vakit bırakacağım. İsterseniz benle yapabilirsiniz birazdan. Şöyle bir müzik eşliğinde ya da video kapandıktan sonra oturup konsantre olup da yapabilirsiniz. Bu defteri kesinlikle ya da bu defterin parçasını, sayfasını kesinlikle atmayın. Gerçekten 31 Aralık olduğunda gidip o sayfaya bakmanızı ve yazdıklarınızın hangisi oldu, olmadı, neyi nasıl yazdınız ve nasıl yazmalıydınız bakabilmenizi istiyorum. Ve bu tazelenmeyi yaşadıysak, tamam artık o yarı yıla geldiğimiz korkuyu attık. Çünkü önümüzdeki 6 ay
istediğimiz her şey olması için şu an artık enerjimizi o noktaya çevirdik. Artık onun titreşimindeyiz. Şimdi gelelim bu güzel defterdeki çalışmalara. Aslında bu defter benim size hep paylaştığım 5 Minute Journal'a çok benziyor. Yine her güne bir başarılı insanın değişini koymuş. İşte şeyini yazabiliyorsunuz, gününüzü yazıyorsunuz, tarihini. Hatta şöyle, hadi bakalım bir sayfa seçelim. Yani Jennifer Lopez'den tutun Joe Dispenza'ya kadar bir şey var. Joe Dispenza'yı çok severim. Manifestation konusunda takip etmenizi de öneririm. Onun bir sözünü okuyalım, sonra da geçelim. Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment. Yani diyor ki bilgi güçtür ama kendinizle ilgili bildikleriniz ve o bilgiye ulaşmanız sizin kendinizin gücüdür ve sizin kendinizi güçlendirmenizdir. Bence böyle yani hani ay ben şunu biliyorum okey de sen önce bir kendinle ilgili olan şeyleri biliyor musun? Ya da kendini bilgilendiriyor musun kendin hakkında? Ondan sonra asıl güç başlıyor diyoruz ve çalışmaya geçiyoruz. Evet, buradaki en güzel şeylerden biri ben bu ara bunu çok seviyorum. O yüzden burada böyle bir şey olması da çok hoşuma gitti. Bugün için bir kelime ya da amaç belirle diyor. Bunu ben yaptığım yoga sınıflarında kelime olarak yapmaya başladım. Bence o da çok böyle gününüzü güzelleştiren bir amaç. Çünkü işte huzur kelimesini seçip o gün huzuru çekebiliyorsunuz. Barış kelimesini seçebilip sevgiyi seçebilirsiniz. İngilizce bir şey seçebilirsiniz. Kendinize hangi dilde daha rahat anlatabiliyorsanız bu kelimeyle, isterseniz Fransızca bir kelime bile seçebilirsiniz. Bence en güzel yanı bu. İlk kısımda günün anlamı olmasını istediğiniz amacınız ya da bir kelimeyle onu anlatıyoruz. İşte belki huzur dedik, belki kelimeyle yapmak istemiyorsunuz. Bu bugün huzurlu geçirmek istiyorum da olabilir. Ya da hayallerime giden yolda yapmak istediklerimi başarmak istiyorum gibi bir şey de olabilir. Daha sonra altında ise today I want to feel, yani bugün ne hissetmek istiyorum. Bir de one thing I can do today to feel that way. Şimdi bunu hep ben videolarımda söylüyorum. Yani bu manifestation'ın çekim yasasının en önemli kısmı o olmak istediğiniz noktanın hislerine bürünmek. Olmak istediğiniz noktanın hislerine bürünmeden, o hisleri önceden hissetmeden zaten çekemiyorsunuz. O yüzden burada çok güzel bir yöntem bence bu. Tamam hani ben huzuru seçtim, huzurlu olmak amacını koydum bugün için ama nasıl hissetmek istiyorum? Bugün mutlu hissetmek istiyorum. Gülüyor olmak istiyorum. Huzurlu hissetmek istiyorum, bunu tekrar ekleyebiliriz. Belki özgür hissetmek istiyorum. Ama böyle hisleri bir 3-5 farklı duyguya dökmeye çalışın. Peki diyor, sen bu hisleri elde edebilmek için bugün ne yapabilirsin? Bir tane ya, yani en azından bana bir tane örnek ver diyor. İşte atıyorum, huzurlu hissetmek istiyorum, iyi hissetmek, mutlu hissetmek istiyorum. İşte diyoruz ki, bunu hissedebilmek için bir tane bile bir seçeneğim olsa yoga yapmak mesela diyorum. Günüme yoga ile başlamak gibi. Bir tane ya, bir tane bile seçseniz yeterli. Ve daha sonra aslında çok tanıdık gelen ve hep kullandığımız bir yöntem. Three things that I'm grateful for demiş. Yani 3 tane şükretmek istediğim şey. Ben bunu hep söylüyorum. Burada kafalar karışabiliyor. Hali hazırda sahip olduğunuz, şükretmek istediğiniz şeyler için şükredebilirsiniz. Bu sizin titreşiminizi ve gücünüzü arttıracaktır. Ama böyle çok hani çekim yasasıyla bir şeyi çekmek istemeye çok böyle odaklıysanız sanki o istediğiniz şey olmuş gibi de şükredebilirsiniz. İkisini beraber birleştirebilirsiniz. Ama hayatınızda olan güzel, basit şeyler için bile, sıcak bir duş alabildiğim için bile şükrediyorum. Bugün yatağımda uyanabildiğim için, sağlıklı olduğum için, ailem sağlıklı olduğu için, sevdiğim biri olduğu için vesaire çok basite indirgeyebilirsiniz. Bu sizin frekansınızı çok arttıracak, hep söylüyorum.
burada daha öncelerden çok aşina olmadığımız ama farklı benim çok hoşuma giden bir yöntem. Yesterday's wins. Yani dün ne kazandım? Aslında bu bu sayfa sabahları sadece çekim yasası günlüğünü uygulayabilecek insanlar için bence çok güzel. Çünkü hani gece bir şey yazmak yerine diyor ki sabah sana soruyor dün neler kazandın. Çünkü dün de bu sayfayı doldurmuştun. Sence dün ne kazandın? Ve buraya işte belki spor yaptım, çok güzel bir tatlı yedim, işte içim rahat uyudum, işte yapmak istediklerimi yaptım, o yüzden mutlu uyudum. Yani böyle çok basit düşünün. Yani gerçekten ben şunu kazandım dün değil yani. Benim bir kazancım yok ki dünden değil. O gerçekten dünden 3 tane minicik bile olsa kazanç bulun. Bence bu sonuncu çok güzel. I trust the universe to bring in. Evrenin bana getirmesine, getireceğine güveniyorum. Ya da evrenin bana getireceğine bildiğim ve güvendiğim şeyler deyip altına o çekim yasasıyla çekmek istediğiniz her şeyi ama her şeyi yazabilirsiniz. Ve son olarak today's to-do list, yani bugün yapılacaklar. Aslında burada da hani basit bir şekilde gerçekten bütün sayfadan sonra hani bugün ne yapmak istiyorsunuz bunları daha çok hayatınıza çekmek için bunları yazabilirsiniz. Ya da gerçekten çok ajanda kullanan biri değilseniz sonuna da hani bu yükselttiğiniz enerjiyle gerçekten bugün neler yapacağınızı yazabilirsiniz. Ama bence baktığınızda çok çok güzel bir sayfa. Gerçekten bunu sahip olmanıza gerek yok. Evet, bu belki birinize aranızdan gidecek ama bunu elinizde tutuyor olmak zorunda değilsiniz. Kendi boş bir defterinize de bu sayfaları mutlaka yapabilirsiniz. Bu arada eğer böyle şeyler ilginizi çekiyorsa çok yakında belki böyle bir projem olabilir ve sizlerin eline Türkçe olarak bu defterler geliyor olabilir. Bununla ilgili fikrinizi de yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum. Tekrar hatırlatıyorum. Türkiye'ye geldiğimde buradan bu çekim yasası defterini ve Los Angeles'tan birkaç böyle sürpriz hediyeyi beraberimde getireceğim ve sizlerden birine hediye ediyor olacağım her yıl olduğu gibi. O yüzden bu çekilişe katılmak isterseniz lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki sizinle iletişime geçebileyim. Hem de bunu kontrol edeyim. Heyecanlıyım. Bu hediyeyi size getirmekte çok istiyorum. Hepinizi öpüyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.